Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kazanım kavrama testi 4'ü çözüyorum. İlk sorumuz şöyle: işleminin sonucu kaçtır diyor. Toplama işlemi verilmiş arkadaşlar. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmem için paydalarının eşit olması gerekiyordu. Peki burada arkadaşlar, önce bakın, sayılarımı şu şekilde yazıyorum. Eksi 3 bölü 10 diyorum. Şuraya da arkadaşlar eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Tamam mı? Keser çizgisinin başındaki eksi pay kısmını aldım. Peki arkadaşlar, bunların paydası ne yapar? 10'da eşitlenir. O zaman 1 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3 bölü 10 artı 5 ile eksi 1'in çarpımı eksi 5 bölü 10 oldu burası da. Paydalar eşitse ne yapıyorum? Ortak payda da yazıyorum. Üstleri topluyorum. Toplama işlemi olduğu için. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 3 ile eksi 5'in toplamı eksi 8'dir. Eksi 8 bölü 10 olur. Ama şıklarda böyle yok zaten. Şıklarda genelde hep en sade halini bulursunuz. Burayı 2 ile sadeleştirdiğimde ne olur arkadaşlar? Burası eksi 4 bölü 5 olur. Yani cevap B şıkkıdır diyoruz. Peki gelelim ikinci sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen burada da toplama ve çıkarma işlemi birlikte verilmiş. Ama benim istediğim şey paydalarının eşit olması. Şöyle bir baktığımda paydalar kaçta eşitleniyor arkadaşlar? 20'de eşitleniyor. Doğru mu? Şurayı 4 ile çarptığımda, şurayı 5 ile çarptığımda, şurayı da 2 ile çarptığımda hepsinin paydası 20 oluyor. Peki tek tek genişletiyorum. 4 kere 3 12 bölü 20 demektir burası. Artı 5 kere 1 5 bölü 20 demektir. Eksi 2 ile 7 14 bölü 20. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen kesir çizgimi büyükçe çizdim. Ortak paydayı yazıyorum. Yukarısı ne? 12 artı 5 eksi 14 var değil mi? Bunları toplayıp çıkardığımda 12 5 daha 17 14 çıkarsa arkadaşlar burası 3 olur. 3 bölü 20 olur. Başka da sade hale getiremem. Bunu bize veren gördüğünüz gibi A şıkkıdır diyoruz. İkinci sorunun da cevabı. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar hemen şöyle bakın. A şıkkını şöyle alayım isterseniz. Paydalarını eşitleyelim. Bunlar 6'da eşitlenir. Zaten eşitlik kısmında da 6 olarak vermiş. Ne olur arkadaşlar? 3 ile 3'ün çarpımı 9 bölü 6 olur orası. Şurası 2 kere 2 4 bölü 6 olur. Bunları topladığımda da ortak payda da yazıyorum. 9 4 daha arkadaşlar 13 bölü 6 oluyor. Verdi mi? Verdi. Peki. Yanlışı soruyordu. A doğru o zaman. B şıkkına bakalım arkadaşlar. B şıkkı da bakın. Bunlar da paydası 6'da eşitlenecekmiş. 3 kere 3 9 bölü 6 eksi 2 kere 2 4 bölü 6 arkadaşlar. Peki burası da ortak paydada yazılıyor. 9'dan 4 çıkınca kaç oluyor? 5 oluyor. 5 bölü 6 oluyor. Bana ne vermiş? 7 bölü 6 vermiş. Yanlış vermiş arkadaşlar. 3. sorunun cevabı B'dir diyorum ama C ve D şıklarını da inceleyeceğim. C'de ne yapmış arkadaşlar? Bakın çarpma yapmış. Çarpma da bakın arkadaşlar çarpımları 1, yani çarpmanın etkisiz elemanı olduğunda demek ki diyoruz bu tersiyle çarpılmış. Yani 3 bölü 2'nin tersi nedir? 2 bölü 3 ile çarpılmıştır ki sonuç 1 olmuştur. Neden? Çünkü pay ve paydadakiler sadeleşir. Gördüğünüz gibi sadeleşti. Ortada sadece 1 kaldı arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Gelelim D şıkkına. Şöyle D'yi de inceleyelim. Yan kısmı bölmedi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci sayı aynen yazılıyor. İkinci sayı ters çevrilip çarpılıyor. Tamam mı? Peki çarptığımda ne olur? Çarpma işleminde de paylar kendi arasında çarpılır. Paydalar kendi arasında çarpılır. Burası da 9 bölü 4 olur. D şıkkı da bu şekilde doğru çıkar. Yani cevabımız yanlış olan arkadaşlar B şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki bize yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 2 arası 16 eş parçaya bölünüyor. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın, hemen kendim de bir sayı doğrusu çiziyorum. Şu şekilde görebilmem için. Eksi ile 2 aralığı. Peki eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Doğru mu arkadaşlar? Kaç tane aralığım var? 1, 2, 3, normalde 4 aralık olması gerekirken ne yapmış arkadaşlar? Bu 4 parçayı 16 eş parça aslında yapmış. Doğru mu? O zaman nasıl yaparım arkadaşlar? 4 parçayı nasıl 16'ya eşitlerim? 4 katını alarak. Doğru mu arkadaşlar? Demek ki diyorum o zaman her bir aralığı 4 eş parçaya bölmüş bu. 1, 2, 3, 4 burada. 4 burada 8. 4 burada 12. 4 de burada 16. Tamam mı?
arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Peki demek ki her bir aralık 4 eş parçaya bölünmüş. O zaman hemen şuradan başlayıp bölüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 şurası. Yani demek ki burası eksi 1'miş. 1, 2, 3, 4. 4 şurası arkadaşlar. Demek ki burası 0'mış. 1, 2, 3, 4. 4 şurası. Demek ki burası 1'miş. 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? Böyle de 2 oluyor. Şimdi o zaman arkadaşlar A'yı ben ne derim? B'yi ben ne derim? Şöyle derim A'ya. Bakın ne deriz? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne yapmış? Eksi 1 tam gitmiş. Doğru mu? Eksi 1 tam gitmiş. Kesir çizgimi çiziyorum. Sonra ne yapmış? Burası 4 eş parçaya bölünmüştü. A kaçıncı adımında? 1. adımında. A'yı bulduk arkadaşlar. B'yi bulalım. Bakın B'de ne yapmış? 1 tam gitmiş arkadaşlar. Sonra burayı 1 ile 2 arasında kaç eş parçaya bölmüş? 4 eş parçaya bölmüş. B kaçıncı adımında? 1. adımında. Gördünüz mü? A ve B birbirinin zıt işaretlisi çıkmadı mı arkadaşlar? Evet çıktı. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Hemen gösterelim. Şurada A'yı ne bulduk? Eksi 1 tam 1 bölü 4. Yani bileşik kesre çevir istersen. B eksi 5 bölü 4 arkadaşlar. Peki B'ye bakalım. B'de 1 tam 1 bölü 4'tü. Bunu da bileşik kesre çevirdiğinde bu da 5 bölü 4. Bakın birisi eksi birisi ise artı. Arkadaşlar A ile B'nin toplamı o zaman 1 artı 1 eksi ise ne olur arkadaşlar? Yani eksi 5 bölü 4 ile artı 5 bölü 4'ü topladığında 0 olmaz mı? 0 olur. Bu bana hangisi doğrudur diyor. A'yı eledim. B diyor ki çıkardığında yani eksi 5 bölü 4'ten eksi 5 bölü 4 çıkardığımda paydalar eşit olduğu için eksi 10 bölü 4. Yukarıya bak istersen burası ne oluyor? 4 kere 2 8 1 daha 9 eksi 9 bölü 4 oluyor. Biz ne bulduk? Eksi 10 bölü 4. Bu şekilde de yapabilirsiniz. B'yi de eledik arkadaşlar. C şıkkı çarpımları diyor. Hemen şuraya da eksi 5 bölü 4 ile 5 bölü 4'ün çarpımı paylar eksi 25 bölü 16 oluyor. Bu bana ne demiş arkadaşlar? Eksi 35 bölü 16 demiş. Bu da yanlıştır. O zaman C şıkkını da eledim. A bölü B eksi 1'dir diyor. Hemen bölelim. Eksi 5 bölü 4'ü arkadaşlar artı 5 bölü 4'e bölüyorum. Ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ise ters çevirip çarpıyorum. Ne yaptı? 4'ler gitti. 5'ler gitti. Ama ortada bir tane eksi kaldı. Yani eksi 1 oldu arkadaşlar. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde yapabilirsiniz. Peki şimdi gelelim 5. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bunu hemen bileşik kesre çevirelim. 1 kere 4 4 eksisi yokmuş gibi çeviriyoruz. 1 kere 4 4 3 daha 7. Yani burası 7 bölü 4 hatta eksi 7 bölü 4'tür. Çarpı şurası da arkadaşlar eksi 8 bölü 7 diye ben şu eksiyi pay kısmını alabilirim. Peki bunu yaptıktan sonra çarpma işleminde şu şekilde isterseniz payları kendi arasında çarpabilirsiniz ya da sadeleştirme yapabilirsiniz. Biri pay, biri payda da olduğu için sadeleşir arkadaşlar. Hatta şunu da 4'e böldüm 1. Bakın 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 1, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2 arkadaşlar. Şu an işaretler aynen duruyor. Yani şu tarafta eksi 1 duruyor. Şu tarafta da eksi 2 duruyor arkadaşlar. 2 kaldı değil mi şurada? Bu da nedir? Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 2 demektir. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz 5. soruya da. Peki gelelim şimdi 6. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen bileşik kesre çevir. 1 kere 5 5 1 daha burası 6 bölü 5 bölü 2 kere 2 4 1 daha 5 bölü 2. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyorum. Yani 6 bölü 5'i aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 5 oluyor. Bu da bakın biri pay biri payda da böyle sadeleşecek bir şey yok. O zaman kesir çizgimi çiziyorum. 6 kere 2 şöyle yazayım hatta. Çarpmada bu şekilde yapıyorduk. 12 bölü 25 oluyor. Gördüğünüz gibi cevap A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar 6. soruya da. Evet şimdi gelelim hemen diğer kağıdımızı alalım. 7. sorumuza. Ne diyor 7. sorumuz bize? Bakın arkadaşlar kuvvetini almış. Hemen şöyle gösterelim. Evet bu ne demektir? Yani eksi 1 bölü 2'nin karesi demek ne demek? Eksi 1 bölü 2'yi 2 kere
yan yana çarp demek arkadaşlar. Çarptığımda eksi ile eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1, 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. 1 bölü 4 oluyor. Şu ne demektir? Yani 2 bölü 3'ün küpü ne demektir? 2 bölü 3'ü yan yana arkadaşlar 3 kere çarp demektir. E bu da ne demektir? 2 çarpı 2 çarpı 2, 3 çarpı 3 çarpı 3, 4 kere 2 8, 9 kere 3 27 oldu. Gördünüz mü? Şimdi bunların çarpımını istiyormuş bizden. Yani 1 bölü 4 ile 8 bölü 27'yi çarpacakmışız. Bu da ne çıkar arkadaşlar? Bakın şurada sadeleşecek ifade görüyorum. 2, 2 bölü 27 çıkar arkadaşlar. Hangisi? D şıkkıdır diyoruz. Tamam. Şu eksiler kafanızı karıştırmasın. Çünkü şurası 2 kere çarptığım için pozitif oldu. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Böylelikle 7. sorumuzu da D şıkkı olarak bulduk. 8. sorumuza bakalım. Çok kaydık. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar hemen A şıkkına bakalım. Bakın 3 bölü 4'ün karesi demek. 3 bölü 4'ü 2 kere yan yana çarp demek. Bu da 3 çarpı 3, 4 çarpı 4, 9 bölü 16 demek. Doğru mu? Doğru. B şıkkına bakalım. 1 bölü 5'in 3. kuvveti. Bu 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. O da 1 bölü 5 kere 5, 25. 5 ile çarp 125. Doğru mu? Doğru. Peki C şıkkına bakalım. Eksi 2 bölü 5'in karesi. Eksi 2 bölü 5 çarpı eksi 2 bölü 5. Bu da ne demektir? Eksi 2 çarpı eksi 2, 5 çarpı 5. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 bölü 25. Ama artı olması gerekiyor. Tamam mı? Yanlış. Peki D'ye de bakalım ama. Şöyle azıcık kaydırayım. Evet. Eksi 1 bölü 4'ün küpü. Eksi 1 bölü 4'ü 3 kere yan yana çarp diyor. E çarpalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. 4 çarpı 4 çarpı 4. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1. Eksi 1 ile çarptığımda yine eksi 1. 4 kere 4 16. 4 ile çarptığımızda 24. 64 oluyor arkadaşlar. Eksi 1 bölü 64. Doğru mu? Doğru. Aradığım cevap bana yanlışı soruyordu. C şıkkıdır diyoruz. Hangisi yanlıştır? Tamam. Gelelim 9. sorumuza. Olduğuna göre kare ve üçgenin çarpımı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar bakın çarpmanın sonucu 1 çıkmış. Demek ki tersiyle çarpılmış. Yani arkadaşlar 5 bölü 7 tersi olan 7 bölü 5 ile çarpıldığında ancak 1 çıkar. 5'ler sadeleşir, 7'ler sadeleşir ve 1 olur. Demek ki buradan kare dediğim şeyin 5 bölü 7'nin tersi olan, çarpmaya göre tersi olan 7 bölü 5'tir diyorum. Peki ne olmuş arkadaşlar? Bakın toplamada üçgenle toplanmış ve 0 çıkmış. Sonucu 0 çıkması için toplamanın kendisinin tersiyle toplanması lazım. Yani 5 bölü 7'nin eksi 5 bölü 7 ile toplanması lazım ki 0 olsun. Neden? Paydalar eşit olunca üstler çıkartılıyor. 0 bölü 7'den o da 0 çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? O zaman üçgen dediğim şey de eksi 5 bölü 7'dir diyoruz. Peki bize ne diyordu? Çarpımlarını soruyor. Yani 7 bölü 5 ile eksi 5 bölü 7'yi çarp diyor. E biri pay, biri payda da ama eksisi var unutmayalım. 7 nerede sadeleşti? Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Yani demek ki 9. sorumuzda A'dır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Çarpmaya göre tersiyle toplamaya göre tersini iyi öğrenelim. Gelelim 10. sorumuza. Bu işleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen yazalım arkadaşlar. Bakın devirli onluklu sayıları nasıl yazıyorduk? Sayının tamamını yaz. Devretmeyen kısmı çıkar. Devretmeyen kim? 2. Sadece 7 devretmiş. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir basamak devretmiş. Bir basamak devretmemiş. Devretmeyen kadar da 0 yaz. Bu nedir arkadaşlar? 25 bölü 90 olur. Peki şuraya bakalım. 0 tam 10'da 3'e. Sayının tamamını yaz. Devretmeyen kısmı çıkar. 0 devretmemiş. Yazmaya gerek yok. Virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak. O da ne yapmış? Devretmiş. 1 basamak 9 yaz. Burası da 3 bölü 9 oluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bunları toplayacakmışız. Nasıl topluyoruz? 25 bölü 90 artı 3 bölü 9. Toplayabilmem için paydalarının eşit olması gerekiyor. Burayı 10 ile genişlettiğimde arkadaşlar ne olur? 25 bölü 90 artı 10 çarpı 3'ten 30 bölü
90 paydalara eşit olduğu için payları toplayabilirim. 25, 30 daha 55 bölü 90. Ama tabii şıklarda böyle bulamayız arkadaşlar. Büyük bir sayı çünkü. Ne yapayım ben bunu 5'e böleyim bakalım. Çünkü ikisi de 5'e bölünür. 55'i 5'e böldüğümde 11 olur. 90'ı 5'e böldüğümde 1 kere 5, 5, 40'ta da 8 olur. Gördüğünüz gibi 11 bölü 18 de 5 şıkkıdır diyoruz 10. soruya da. Peki gelelim arkadaşlar 11. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen şunu nasıl yazalım? Bu virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100'e bölünmüştür. 2 sıfırı var ya. Artı 1 bölü 5. İster arkadaşlar 5'e böldüğümde biraz sadeleştireyim ya da istersen şunu 100 yap. Hadi bunu 100 yapalım. Daha rahat edeceğiz. Çok çok işlemle uğraşmayalım. 20 ile çarpalım. Genişletelim. Paydalar eşit olsun. Toplama işlemi yaptığım için. Burası 45 bölü 100 olur. Şurası da 20 bölü 100 olur. Ve paydalar eşitse üstler toplanır. 45, 20 daha 40, 50, 60, 65. Ama ışıklarda gördüğünüz gibi ondalıklı olarak yazmış. Bu da ne demektir? 2 sıfır varsa virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde. Hayır. 65 kendisi 2 basamaklı zaten. Onun hepsini virgülün sağına yazıyorum. Ve %65 diye zaten okuyorum. Cevap C şıkkıdır diyor arkadaşlar. 11'de C'dir. Gelelim şimdi 12. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır? Şunu hemen nasıl yazalım arkadaşlar? Bakın 8 bölü %8 diye okuyorum ya ben bunu. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 1'in yanına 2 sıfır atıyorum. Bölü bu da virgülden sonra 1 basamak var. 1'in yanına 1 sıfır attım. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Sadeleşecek ifadeler var. Bakın 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2, 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 10. Tamam mı arkadaşlar? Pay ve payda bu şekilde sadeleşebilir. Şurada ne kaldı? 2 bölü 10. Şurada ne kaldı? 1. O da 2 bölü 10 demektir. Ama şıklarda ondalıklı olarak yazmış. Hemen bunu da 0 tam 10'da 2 diye şu şekilde yazarım. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet, videom burada sona eriyor arkadaşlar. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olarak, yorum yaparak, beğenerek, arkadaşlarınıza tavsiye ederek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.